Arslan Bey, müsait misiniz? Duruma göre değişir. Sizden bir şey isteyecektim de. Ne isteyeceğine göre de değişir. Haldun Bey, endoskopik tiroid ameliyatları ile ilgili bir makale yazmamızı... Çıkarken kapıyı kapatmayı unutma. Arslan Bey, lütfen, yardımınıza ihtiyacım var. Peki. Sen notlarını al. Akşam yemekte konuşuruz. Ne? Dediğimi duydun. Ben sanırım kendi başıma halledebilirim. Sen bilirsin. Aa hocam. Asansör bozuk. Hay Allah, yine mi? Haber verdiniz mi görevlilere? Verdik hocam. Tamir etmeye çalışıyorlar. Hocam, bir 5 dakikanız var mı? Makaleyle ilgili birkaç şey sormak istiyorum da size. Sor. Bu bize ne? Oho, Ela Hanım'a bak. En başta. Hiç çaktırmıyor ama. Kaptı ustaların asını. Sizin daha önce gösterdiğiniz... Arslan Bey. Ben sorarız. Ben biraz düşündüm de... Teklifiniz hala geçerliyse... Yani... Yemek için. Tamam. Odamda konuşalım. Oh. Vallahi kadın olmak varmış. Yemeğe nereye gidelim? Bilmem. Fark etmez. Her yer olabilir yani. Anestezi olmasın da onun dışında evet. Benimle görünmek istemiyorsun demek ki. Mümkünse hayır. 8 iyi mi? İyi. Ama sadece makale hakkında konuşacağız. Ben şimdiden söyleyeyim de sonra bir yanlış anlaşılma olmasın. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Oo, Duygu Hanım. Çok şıkız. Nereye böyle? Sana ne? Bir erkekle buluşacaksın. Orası kesin. Muhtemelen ilk buluşmanız. Bu saatte sinemaya gidilmez. Yemek. Belki. Konser olabilir. Bara gidebilirsiniz. Sana ne Ahmet? Nereye gidersek gideriz. Biliyorum. Kiminle buluşuyorsun peki? Tanır mıyız kendisini? Ay yeter. Ne var söylesin? Ay Ahmet. Ne oluyor ya? Tamir etmişlerdi bunu. Bir asansör kaç kere bozulur ya? Bir işi de doğru yapın be kardeşim. Duygu? İyi misin? Ne oldu? Ahmet iyi değilim. Ahmet beni buradan hemen çıkar. Ben kapalı yerde uzun süre kalamam. Tamam. Tamam sakin. Ahmet bir şey yap çabuk. Çabuk çalıştır şunu. Ahmet. Ahmet. Ahmet beni iyi değil. Tamam. Ahmet bir şey sakin. Yap. Ben yanındayım. Ahmet, ne olur? Çabuk beni buradan çıkar. Şimdi anlarlar asansörde kaldığımızı, merak etme. Ahmet, ben daha fazla dayanamam. Tamam Duygu, sakin. Ahmet çabuk bir şey yap, aç kapıyı çabuk. Kimse yok mu? Teşekkür ederim. Ahmet nefes alamıyorum. Ahmet. Karnesini çekmiyor. Ahmet beni buradan çıkar. Ahmet beni buradan çıkar. Duygu sakin. Ahmet ne olur. Duygu bana bak. Ahmet çıkar mısın? Gözlerime bak. Duygu bana bak. Duygu gözlerime bak. Panik atak krizi geçiriyorsun. Derin derin nefes al, tamam mı? Tamam. Beraber derin derin nefes alacağız. Duygu, gözlerime bak. Nefes alamıyorum. Şimdi sana sarılacağım. Bu seni ilk önce rahatsız edecek. Bırak. Ama sonra rahatlayacaksın. Tamam mı Duygu? Rahatlayacaksın. Sana iyi gelecek. Bakar mısın? Buyurun.
Birini bekliyorum ama şimdilik bana bir kırmızı şarap getirebilir misin? Peki efendim, her zamankinden getiriyorum. İyi ki annesi barda buluşmamışız. Şu hale bak. Rezil olacaktım herkese. Okula başlamamıştım daha. Ablamın doğum günüydü. Annem pasta yapmıştı. Çikolatalı. Üstünde rengarenk şekerler vardı. Sonra bir ara dışarı çıktı. Ben de mutfağa girdim. Pastayı yemeye başladım. Sonra ablam yakaladı beni. Çok kızdı. Sonra beni sürükleyerek odasına götürdü. Böyle kocaman bir dolabı vardı. İtiş kakış onun içine soktu beni. Kapağını da kilitledi. İçerisi karanlık. Mısık. Çok korkmuştum. Nefes alamadım. Çok ağladım. Çok yalvardım ama açmadı kapıyı. Sonra yarım saat sonra falan annem gelip çıkarmış beni dolaptan. Baygınmışım. O günden beri kalamıyorum böyle kapalı yerlerde. Çıkar beni buradan. Tamam canım. Çıkartacaklar bizi. Gitme. Bir yere gitmiyorum. Korkma. Sesler geliyor, duyuyor musun? Kimse var mı orada? Duyuyor musunuz beni? Kapıyı açıyoruz şimdi. Kurtuluyoruz. Geçti hepsi, tamam mı? Her şey bitti. Arslan merhaba. Hayırdır, yalnızsın bu akşam? Bir arkadaşım benim. Bu saatten sonra biraz zor gelir o arkadaşın. Görüşürüz. Bakar mısın? Buyurun. Hesap edin ben. Tabii. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Yine bekleriz. Ah Arslan Bey. Geç kaldığım için çok özür dilerim. Ama inanın isteyerek olmadı. Arslan Bey. Arslan Bey lütfen dinler misiniz? Arslan Bey bakın lütfen açıklamama izin verin. Hastaneden çıkarken asansörde kaldım. Yoksa gecikmezdim. Bu yemeğin benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Evet. Üniversitede sınavlara geciktiğimiz zaman biz de hocalarımıza böyle şeyler söylerdik. Yalan söylemiyorum. Fark etmez. Bence zaferinin tadını çıkar. Ne demek bu? Bugüne kadar hiçbir kadın beni 2 saat bekletmemişti. Belki imza atmıyor. Tebrikler. Arslan Bey, ben gerçekten... Senin farklı olduğunu düşünmüştüm. Daha cesur oldum. Karşımda lafını esirgemeyen, her yaptığının arkasında duran güçlü bir kadın var sanmıştım. Ama sen... Sen... Sen beni görmekten bile korktun. Kısacası yanlış düşünmüşüm. Öyle mi? Ben az önce neler yaşadım biliyor musunuz? Asansörde mahsur kaldım. Panik atak krizi geçirdim. Ve o halde koşa koşa buraya geldim.
Eğer düşündüğünüz gibi olsaydı hiç gelmeyebilirdim de. Ama buradayım, sizinle. Seninle birlikteyim. Çünkü burada seninle olmak istedim. Sen de kalkmış bana... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.